Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 11 ayın sultanı, ayların sultanı, mübarek Ramazan-ı Şerif ayına bizleri kavuşturan TV'lik ekranlarında Ramazan Bereketi programında bizleri bir kez daha sizlerle bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a namütenahi hamdü senalar, onun sevgilisi, ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Bir kez daha 11 ayın sultanı olan, ayların sultanı olan Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Rabbim hakkıyla başlamayı, hakkıyla devam ettirebilmeyi ve sonunda da inşallah hakkıyla bayrama ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bugün yine çok kıymetli bir konuyla huzurlarınızdayız. Evlerinize misafir oluyoruz. Sizler mübarek iftar vaktini beklerken bizler de TV'lik ekranlarında Ramazan Bereketi programında en doğru kaynaklardan en sağlam bilgileri çok kıymetli konuklarımızla inşallah sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugünkü programımı çok sevdiğim, değer verdiğim kıymetli hocamız Cengiz Numanoğlu hocamızın güzel bir şiiriyle açmak istiyorum müsaadenizle inşallah. Şöyle diyor sevgili hocamız. Oruç zor gelmezdi günler kısalsa, namaz da kılardık vaktimiz olsa, ibadet kolaydı iş bize kalsa, nasıl olsa Allah affeder bizi, ölmeden yaparız biz tövbemizi. Her evde bir Kur'an vardır ya rafta, mutlaka alınır tozu her hafta, ayrıca duvarda Arapça yafta, nasıl olsa Allah affeder bizi, her yıl göndeririz mevlidimizi. Lakin zekat işi biraz karışık. Nefsimiz fitneyle daha barışık. Fakir, fakirliğe zaten alışık. Nasıl olsa Allah affeder bizi. Kurban da verdik ya etlerimizi. Medeniyet hoşgörüdür inan ki. Günde bir kadehten ne çıkar sanki. Etrafta o kadar günahkar var ki. Nasıl olsa Allah affeder bizi, daha dün kutladık kandilimizi. Gör ki insan eli merihe değmiş, güneş de sırada beklemekteymiş. Artık bu devirde tesettür neymiş? Nasıl olsa Allah affeder bizi, çünkü yalnız bizde kalbin temizi. Ulusal onuru yaymaksa maksat, güzellik yarışı ne büyük fırsat. Ah şu bağnazlarda olmasa fesat, nasıl olsa Allah affeder bizi, görüyor bu milli gayretimizi. Karamsar düşünmek ne kötü bir huy. Zaman sana uymaz, sen zamana uy. Bak vız gelir diyen şarkıları duy. Nasıl olsa Allah affeder bizi, az sonra görürüz cennetimizi. Zaman seni hızla haşra akarken, o berzah kapısı bu kadar darken, insanda bu ilim, bu akıl varken, affı azabından fazladır diye, Allah'a bu isyan hayret ki niye? Şeytan ki hem süsler hem inandırır, işte insanları böyle kandırır. Sevgili dostlar, vaktinden fazla almadan bugünkü sevgili konuğum, çok kıymetli Altınordu ilçe müftümüz, değerli hocamız Abdullah Söylemez hocamız bizlerle beraber. Değerli hocamıza vaktini daha fazla israf etmeden, ziyan etmeden dönmek istiyorum. Sizleri de hocamızla buluşturmak istiyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının ilk iftarına yaklaştığımız şu güzel vakitte. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ediyoruz değerli hocam. Biz de şöyle başlamış olalım. Rahmet, mağfiret, bereket ayı Ramazan'a bizi kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Allah razı olsun değerli hocam. Cenab-ı Allah bu ayın feyzinden, bereketinden istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Ülkemizin zor bir zamanına denk gelen bu seneki Ramazan, umut ediyoruz ki nasıl ki müminleri günahlardan arındırıyorsa bu ay, bu zor zamanlarımızın geçmesine de vesile olsun. Amin. Bu niyazla başlamış olalım. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizin nezdinizde programa başlamadan önce
Allah razı olsun, müsaade ettiniz. Gittik, gördük Adıyaman'ı. Oradaki kardeşlerimizle hasbihal etme fırsatı bulduk. Gücümüz nispetinde oradaki yaralara merhem olmaya çalıştık. Şahsım, yanınızda bulunan, etrafınızda bulunan görevli kardeşlerim, din görevlileri arkadaşlarım, meslektaşlarım, elimizden geldiği kadar bir şeyler yapma gayreti içerisinde olduk. Çok zor zamanlardan geçtik. Büyük yıkımlar olmuş hocam. Onlara şahit olduk. Rabbim ders alabilmeyi nasip eylesin. Evet. Yani ne desek, ne söylesek, gördüklerimizin yanında hiçbir kelime geçerli değil hocam. Onu anladık. Ama hayatımıza büyük bir ders oldu. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında da inşallah Rabbim bizlere, o kardeşlerimize sürekli ensar olabilme bilincini bizlere nasip eylesin diye dua etmek istiyorum. Ha. Müsaadenizle. Sevgili hocam, Ramazan-ı Şerif ayının ilk iftarına bu akşam inşallah Rabbim ömür nasip ederse kavuşacağız. Ramazan-ı Şerif ayına bizleri bir kez daha buluşturdu Rabbim, hamdolsun. Bir kez daha bizleri bu stüdyoda sohbet etme, hatta Ramazan sohbet etme fırsatı bahşetti, hamdolsun. Değerli hocam, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hatta ben 30 akşam boyunca devam edeceğiz. Rabbi esir ve la tuasir Rabbi temmin bil hayr diyerek başlamak istiyorum. Evet. Ramazan-ı Şerif nedir hocam? Ramazan deyince aklımıza ne gelmeli? Nasıl ihya etmeliyiz? Onu nasıl memnun etmeliyiz? İnşallah programımız akışınca farklı sorularla inşallah sizden evet. cevap bekleyeceğiz. Buyurun hocam. Kıymetli hocam, evvela şunu söylemek lazım. Ramazan ayların şahı, padişahı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın ismini bizzat zikrettiği tek ay. Hı hı. Yani ayların sayısından bahsediyor Yüce Rabbimiz. اِنَّ عِدَّةَ شُهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ Devam ediyor ayet-i kerime. Allah'ın kitabında ayların sayısı 12'dir. İşte bunlardan 4'ü haram aylardır. Ama ay olarak, isim olarak zikretmiş olduğu tek ay da Ramazan ayıdır. Hı. Yani İşte Bakara suresindeki o hocalarımızın bu teravih namazları esnasında sürekli okudukları veya mukabelelerle sürekli kulağımıza denk gelen ayet-i kerime Şehru Ramazanellezi, o Ramazan ayı ki Ünzile fihil Kur'an, bu ayda Kur'an indirildi. Hudellinnaz, insanlar için bir hidayet kaynağı olan Kur'an indirildi. وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ Hak ile batılın birbirinden ayrıldığı apaçık ayetler, deliller ve insanlar için bir hidayet rehberi olan Kur'an'ın indirilmiş olduğu aydır Ramazan. Hı hı. Dolayısıyla Ramazan'ı anlamlı kılan, Kur'an'da isminin geçmesine sebep olan Kur'an'ın kendisidir. Kur'an'ın kendisinde indirilmiş olmasıdır. Çünkü Ramazan Kur'an ayıdır. Bizim bu Ramazan ayı yaklaşırken 3 aylar diye tabir ettiğimiz Recep Şaban ayında ve içerisinde bulduğumuz Ramazan ayında yaptığımız bütün bu ibadetler, oruçlar, teravihler, namazlar, mukabeleler aslında Kur'an-ı Kerim'in dünyayı teşrifini kutlama amaçlıdır. O büyük coşkumuzu, heyecanımızı Cenab-ı Allah'ın bize lütfederek bize bir kitap indirmiş olmasını Allah'a yine tazimle, hürmetle, hamd ile karşılamanın adıdır. Hı hı. Çünkü Kur'an bereketli bir kitap. Kur'an insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkartan bir rehber. Kendisinde şüphe olmayan ve kıyamete kadar da baki kalacak olan Cenab-ı Allah'ın sözü, insanoğluna mesajı. Dolayısıyla o kitabın etrafında hayat şekillenmeli. Bütün bu ibadetler de orucumuz, mukabelelerimiz, teravih namazlarımız, fazladan işte insanlarımız Ramazan ayına zekatlarını denk getiriyorlar, hı hı. fitreler veriyoruz. Allahü Teala'ya hamd amaçlı, şükür amaçlı, teşekkür amaçlı yaptığımız ibadetlerimiz oluyor. Ayet-i Kerime'nin devamı da ne yapacağımızı bize söylüyor. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânü hudellinnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân femen şehide minkumuş şehra fel yasum. Sizden her kim bu aya erişirse orucunu tutsun. Hı hı. Demek ki Cenab-ı Allah bu aya erişenlere de bir görev yüklüyor.
Nedir bu görev? Başta oruç ayı. Demek ki Ramazan bir kere oruç ayı. O zaman Ramazan'ı buraya bir parantez koyarak oruçtan birkaç cümle bahsetmekte fayda var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var. Ne diyor? Men kâne imanen ve ihtisaben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi. Her kim Ramazan ayına inanarak, sevabını Cenab-ı Allah'tan umarak orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya bu kadar bereketli bir zaman dilimi. Orucun böyle bir sevabı var, böyle bir bereketi var. Allah bizi affetmek için fırsatlar sunuyor bize. İşte 5 vakit namaz, 2 namaz arasında işlenen günahlara kefaret. Evet. Cuma namazı, 2 cuma arasında işlenen günahlara kefaret. Ramazan ayı 1 yıl boyunca işlenen 2 Ramazan arasındaki günahların kefareti. Cenab-ı Allah bizi sevdiği için sürekli bize çıkış kapıları, fırsatlar sunuyor. Rabbim temizlenmemiz için hocam anlık, günlük, haftalık, aylık, yıllık kapılar açıyor önümüzde değil mi? Evet. Yani Allah-u Teala kuluna çok merhametli. Kıymetli hocam. İfade ettiğiniz gibi anlık, haftalık, yıllık, zaman, bir sürü bu zaman dilimlerinin her birisinde istifade etmek için, isteyenler için fırsatlar var. İşte Ramazan bunların en kıymetlilerinden bir tanesi. Evet. Bir ay boyunca affedilmek için o kadar çok sebep var ki. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela şöyle diyor bu Ramazan ayının faziletiyle ilgili. Eğer kişiler, kullar Ramazan'daki faziletleri tam anlamıyla bir bilseler var ya, bütün bir yılın Ramazan olmasını isterler. Oruç tutmak zordur değil mi? Hı hı. Normal zamanda yaptığımız ibadetlerden çok daha fazlasını Ramazan'da yapmaya, evet, çalışıyoruz. Evet. İşte ekstradan teravih namazları kılıyoruz. İmkan bulanlar daha da fazlasıyla kılıyor. Mukabeleler okuyoruz. Gündüzünü oruçlu geçiriyoruz. Gecesini ibadetli geçiriyoruz. Ama Peygamberimizin şu müjdesi, eğer ondaki fazileti bilseniz var ya, bütün yıl böyle geçsin istersiniz. Hı hı. Rabbim idrak edebilenlerden eylesin hepimizi. Hı. Sevgili hocam, özür dileyerek. Şimdi dünyada hangi güç diyor 8 milyar insanı bulunduğu konumun sahur vaktinde bir sofranın başında sıcak uykusundan uyanıp da oturtabilir? Evet. Yani mübarek Ramazan'da da hem o sahur vaktinin bereketi. Normal zamanda hiç adetimiz değildir değil, evet, mi? Gecenin bir yarısında kesinlikle o vakitte kalkıp da yemek yemek. Yemezsin, çok, yiyemezsin. Yani istemezsin ama Ramazan ayı gelince hepimizde farklı bir heyecan oluşuyor. Zihin psikolojik olarak da buna alışıyor. Beden hazır hale geliyor çünkü zihin ona komut veriyor. Başta Ramazan niyetlenmek demektir. Evet. Neye niyetlenmek? Cenab-ı Allah'ın affını, merhametini kazanacağına niyetlenmek. İmsak dediğimiz şey, imsak ile orucumuza başlıyoruz ya, bu arada kavramları da ifade etmiş, evet, olalım. İmsak tutmak demek. İmsak ile beraber orucumuza başlayacağız. Normal zamanlarda biz Ramazan ayı olmadığı zaman öğlen olduğunda yemek yemediğimizde kendimizde bir rahatsızlık hissederiz. Ama bugün Ramazan'ın ilk gününü geçirdik. Hiç öyle bir şey hissetmedik. Çünkü zihin akşam ezanla beraber yemeğe kendisini hazırlıyor. İşte imsak da gece sahurla, gecenin bir anında kalkıp da yemek yeme için zihin kendisini kodluyor, planlıyor, programlıyor. Dolayısıyla bu ayda bizi bu niyetle beraber hayatımızın bütün alanlarındaki niyetlerimizi de sorgulamamız açısından bir fırsat sunuyor. Evet. Bir, insan bir şeye azmettiği zaman bunu başarabilir. İşte Ramazan bize bunun mesajını, kesinlikle, veriyor. İki, planlı yaşamanın ne kadar önemli olduğunu, disiplinli bir hayatın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bize hatırlatıyor. Bu düzeni kurmamızı sağlıyor belki. Şu saatte bırakacaksın, şu saatte yemeye başlayacaksın. Ve biz bunu yapıyoruz, başarıyoruz. Evet. Ezanla başlıyor. Mesela bir komut duyuyoruz, öyle başlıyoruz. Ezanla başlıyoruz, ezanla bitiriyoruz. Bazı örneğin Cenab-ı Allah kurtarsın, sigara alışkanlığı olan kardeşlerimiz oluyor. Allah onları da bir an önce kurtarsın tabii. Ama çoğu ne diyor? Hocam Ramazan'da aklıma gelmiyor. Fakat iftar anına kadar, çünkü zihnini, hı-hı, kodluyor. Hı-hı. Bak bu zararlı alışkanlıktan kurtulmak için de bir vesile. Demek ki sen bunu 24 saate de çıkartıp başarabilirsin. Evet. Sigara alışkanlığından kurtulman için bir vesile olabilir senin için bu. Bize bir plan, program yapmayı,
her an, her zaman Cenab-ı Allah'ı hatırlamayı, hatırlatmayı öğretiyor bu ay. Ben Ramazan'da diyorum ki hocam öyle olanlara, işte foyanoz ortaya çıktı şimdi. Yani nasıl şimdi bırakıyorsunuz? Ya o hani bağımlıydınız, duramıyordunuz. Aynen, ama bak duruyorsunuz. Tabii. İmsaktan iftara kadar duruyorsunuz. Maşallah, tutuyorsunuz kendinizi. Maşallah, ama hepsini bırakabilmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Tabii yeme içme ve şehevi arzularımıza gem vurma. Hı hı. Normal zamanda yaparak sevap kazandığımız davranışlarımız var. Ramazan ayında yapmayarak sevap kazanıyoruz. Çok güzel, evet. Yani yemiyoruz, içmiyoruz. İşte bir takım nefsimizin arzuları var. Onlardan uzak duruyoruz. Bunları yapmayarak sevap kazanıyoruz. Evet. Bugün kıymetli hocam, bilim adamları bile hangi doktora gitsek tıbbi açıdan reçetelerinin en başına perhizi yazıyorlar. Evet. Değil mi? Ramazan bize bu kesinlikle alışkanlığı da kazandırıyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerken içerken bir takım bize öğrettiği adaplar var ya, işte midenizi tam doldurmadan sofradan kalkın, tam doymadan kalkın. Üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini havayla evet, doldurun. Onlara da fırsat tanıyın. Bak Ramazan bütün bunları bize yeniden hatırlatmış oluyor. Normal zamanda yapmadığımız gecesini ibadetle geçirme teravih namazımız var. Peygamberimiz mesela, men gâme ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembi. Kim Ramazan'ı ikame ederse, bir mensâme var, evet, oruç tutarsa, evet. Bir de men gâme, kim Ramazan'ı ikame edip hakkını verirse, buraya alimlerimiz derler ki bu gece ibadettir işte, teravih namazıdır. Bu da bize bir disiplin katıyor değil mi? Evet. Zinde olmayı, bir nevi bir takım hareketler yapıyoruz, hem vücudumuzu hem zihnimizi normalin dışında bir motivasyonla bir şeye hazırlıyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman Ramazan'ın içerisinde var olan bütün bu ibadetler, davranışlar bizi bir noktaya getirmek için var. Bizi olgunlaştırmak için var. Az önce okumuş olduğumuz ayeti kerimenin bir ayet yukarısında ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kutibe aleykumus siyam, oruç size yazıldı. Ramazan'da çokça duyacağımız farz bir kılındı. Ayet-i Kerim. Evet. Farz kılındı. He. Demek ki oruç niye tutuyoruz sorusunun cevabı bir kere bu ayeti kerime. Mümin açısından. Allah emrettiği için tutuyorum. Hikmetleri bulabilirim. Bulamam. Hı-hı. Bir kızın faydalarını görebilirim. Göremem. Ben tutmakla emrolundum. Allah emretti. Evet. Bir iş niye yapılır Müslüman açısından? Allah emrettiği için yapılır. Niye yapılmaz? Allah yasakladığı için yapılmaz. Dolayısıyla ayeti kerime bize bu görevi emir olarak ortaya koymuş. Kutibe aleykumus siyam. Oruç size yazıldı, farz kılındı. Niye? Kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Sizden öncekilere de yazılmıştı. Onlara da yazıldığı gibi size de yazıldı. Umulur ki takvalı insanlar olursunuz. Geçmiş ümmetlere, kavimlere, Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlere, onların getirmiş olduğu hakikatlere baktığımızda insanlık tarihi boyunca oruç var. Evet. Sizden öncekilere farz kılındı gibi. Ayet-i Kerim onu söylüyor. Evet. Yani günü farklı, şekli farklı, uygulaması farklı. Hı-hı. Ama oruç ibadeti insanlık tarihi boyunca var. Modern kültürlerde Cenab-ı Allah'ın gönderdiği dinlerin haricindeki bir takım uygulamalara baktığımız zaman onlarda da orucun benzerlerini, perhizi, meditasyonu, değişik uygulamaları görüyoruz. Niye? İnsanın buna ihtiyacı var. İnsan olabilmenin gereği bu. Çünkü bizim ruhumuzu eğitmeye, arıtmaya, damıtmaya, onu dizginlemeye yerine göre olgunlaştırmaya da ihtiyacımız var. Bedeni ihtiyaçlarımız olduğu gibi ruhi ihtiyaçlarımız da var. Bu ruhi ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasını işte ibadetler ortaya koyuyor. Bunların en kıymetlerinden birisidir oruç aynı zamanda. Sen oruçla var olan nefsini kontrol edebilmeyi, kendini kontrol edebilmeyi öğreniyorsun. Dizginlemeyi öğreniyorsun. Yine bu ayda baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar çok müjdesi var ki bize. Mesela اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ. Ramazan ayı geldiği zaman cennetlerin kapıları ardına katar açılır. وَغُلِّغَتْ اَبْوَابُ النَّارِ. Cehennemlerin kapıları kapatılır. وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ. Şeytanlar da zincire vurulur.
buradaki maksat ve ifade insanın kurtulabilmesinin mümkün olduğunu, alternatifinin bol olduğunu, cennete gitmek için bütün kapılar açık, cehennemden kurtulman için oraya gidecek yollar kapatılmış, seni yoldan çıkaran şeytanlar zincire vurulmuş, iş sana kalmış. Her şey lehimize değil mi hocam? Her şeyi Cenab-ı Allah bizim lehimize yazmış, evet. İfade ettiğiniz gibi, ama senin bir adım atman lazım. Bu adımı atmadığın zaman bunlar gerçekleşmiyor. Sen niyetlenmediğin zaman senin için cennet kapısı açılmıyor. Sen niyetlenmediğin zaman senin için cehennem kapısı kapanmıyor. Şeytanların yine özgürce dolaşıyor. Senin bir niyetlenmen lazım. Neye? İşte ya Rabbi, şu mübarek Ramazan ayında ben de bu rahmetten, mağfiretten, bereketten, günahlardan azat olma anlayışından nasipleneceğim diye, hı hı, işte orucumla, teravihinle, mukabelenle, infakınla, sadakanla buna niyetlenmemiz gerekiyor. Niyetlendiğimiz takdirde gerisi geliyor. İnneme le'amelu binniyat hadisi şerifi vardır, evet, ya. Ameller niyetlere göredir. Kişiye niyet ettiği şey vardır. Niyetlenmek de Müslümanın sevap kazanması adına, bir işi yapması adına en önemli basamaktır. Yani istemek başarmanın yarısıdır diye bir kesinlikle tabirimiz var ya hocam. Kesinlikle. Onun dini versiyonu. Dolayısıyla müminin bir kere kalbi, niyeti güzel olacak. Yani ben Ramazan'dan istifade etmek istiyorum. Bu niyeti kalbimize yerleştireceğiz. Evet. Zaman zaman şöyle sorular geliyor. İşte fıkhi bir konuda olmuş olsun, araya sıkıştırmış olalım. Hocam işte şuram ağrıyor, buram ağrıyordu, doktora gittim. Bana dedi ki tutmasan iyi olur dedi. Evet, doktorlarımızın söyledikleri bizim için kıymetli. Hı hı. Kendisine güvendiğimiz bir doktor sağlığımız açısından oruç tutmamızın bizim canımızı tehlikeye koyacağını söylemişse tutmamamız evladır. Çünkü can kıymetlidir. Ayet-i Kerime de buna fırsat tanıyor. وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Sizden birisi hastaysa veya yolcuysa, oruç tutamayacak durumdaysa ne yapar? فَعِدَّتُنْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Daha sonralarda tutmadığı günlerini gününe gün kaza eder. Cenab-ı Allah bunun kolaylığını, ruhsatını vermiş. Ama insanoğlunda böyle bir taraf da var. Küçük şeyleri bahane edip de yapmamız gereken ödevlerden kaçmayı istiyoruz. Yani küçük hastalıklarımızı, küçük bahanelerimizi öne sürerek, ya oruçtan kaçmayalım bunları bahane ederek, ibadetten kaçmayalım. Niyetimiz güzel olursa Cenab-ı Allah bir çıkış yolu ikram ediyor, ihsan kesinlikle ediyor. Yapmamaya ruhsat aramak yerine yapmak için çare ararsak eğer, emin olun ki hiç tahmin etmediğimiz yerlerden kolaylıklar görürüz. Hı hı. Dolayısıyla insanın niyeti de bu noktada olmalı. Yapmamak için bahane aramak yerine yapmak için çare aramak üzerine. Çözüm üretmek üzerine olmalı. Bu anlayışta olursak Cenab-ı Allah da bize kolaylıklar koyuyor. Yine bu oruç ayeti kerimesinin devamında يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Allah sizin için zorluk istemez, sizin için kolaylık ister. Bak söyledi Cenab-ı Allah, hastaysan, yolcuysan, oruç tutamayacak durumdaysan, değil mi? Daha sonra gününe gün kaza et veya buna da güç yetiremiyorsan fidyesini verirsin, hı hı, değil mi? Bak bir sürü seçenek sundu. Yani bütün ibadetlerde bunu görüyoruz. İşte fakirsen zekatla sorumlu değilsin, değil mi? Evet. Hastaysan orucun farziyeti o an için üzerinden kalkıyor. Bak hep Allah bizim için kolaylıklar istiyor. İnneme al usri yusra diyor ki muhakkak ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ama buna bir niyetlenmek lazım, azmetmek, yapmak niyetiyle. Yani ben bunu nasıl yapabilirim? Bu imanın alametlerinden bir tanesi de şudur. Bir insan üzerindeki görevleri yapamadığı takdirde vicdanında bir rahatsızlık duyuyorsa, kendini rahat hissetmiyorsa, orucunu tutamıyor, rahatsız oluyor. Bu imanın alametidir. Yani oruç tutamadığı halde bundan rahatsızlık duymuyorsa o zaman problem var. Çünkü Allah emretmiş, bir görev yüklemiş sana, değil mi? Sen bunu yapamıyorsun o mazeretle veya bu mazeretle. Yüreğinde de bir sızı var. Bu sızıyı taşıyorsun. Keşke ben de bütün insanlar gibi ibadetlerimi hakkıyla yapabilseydim. Sağlığım yerinde olsaydı,
bir mazeretim olmasaydı da ben de bu görevi hakkıyla yerine getirebilseydim düşüncesi imani bir alamettir. Bunu kaybetmemek lazım her şeyden önemlisi. Günahlar noktasında da böyle. Bir insan günah işlediği zaman içinde bir pişmanlık duyuyorsa bu zaten tevbedir. İşte pişmanlık tevbe demektir. Tevbe pişmanlıktır diyoruz ya. Ama pişmanlık bile duymuyorsa Allah göstermesin kalbi kararmış, günaha alışmış, günaha bulaşmış artık. Dalmış kuyuya çıkamıyor oradan. Allah muhafaza. Dolayısıyla bize Ramazan bilinci niyet olarak da bütün bunları kazandırmalı. Sevgili hocam özür dileyerek bir de mübarek Ramazan'ın başında olduğumuz için tabii ki geçen senelerde biz bunlarla çok karşılaştık. Üzülüyoruz. Onun için bir açıklama rica ediyorum sizden. Kendi ürettikleri bahanelerin arkasına sığınarak işte sadece fidye verirsem oruç tutmasam olur mu? İşte ne bileyim doktor bana şöyle dedi, az önce söylediniz ya. Halbuki biliyor ki o orucunu tutabilecek. Ne dersiniz hocam? Evet kıymetli hocam. Bugün hastayız. Hastalıklar olabilir. Günlük, anlık. Bazen de kronik, devam eden, tedavi süreci, uzun süren hastalıklar olabilir. Her şey insan için. Rabbim bütün hastalarımıza da şu mübarek Ramazan'ın ilk günü oruçla, ağızla niyaz ediyoruz. Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin. Ama söylediğiniz husus önemli. Ben Ramazan'ın ilk 3 günü hastalandım. Daha sonra iyileştim. İyileştiğim zaman orucumu tutacağım. Ramazan'dan sonra da bu tutamadığım günleri sağlığım yerindeyse gününe gün kaza edeceğim hocam. Sağlığım yerine geldiği halde orucumu kaza etmeyip fidye versem bu sorumluluktan kurtulmuş olmam. Orucumu yine tutmam yerine orucumu tutmam lazım. Gerekiyor. Ama kronik rahatsızlığım var. Hastalığım sürekli bir tedavi gerektiriyor. İyileşme imkan umudu yani yeniden sağlığıma kavuşma. Bir dahaki senenin Ramazan'ına kadar böyle bir imkanım yok. Doktorun planı programında bu tedavi sürecim devam ediyorsa o zaman ne yapacağım? Fidyemi vererek. Buradaki zaman mef'umu bir dahaki Ramazan'a kadar mı iyileşme ya, imkanım olması hocam? Doktorun vermiş olduğu bize bu reçete önemlidir. Yani diyorsa ki senin bu tedavi sürecin bir yıl devam edecek. Veya ne diyor bazılarına? Ömür boyu devam ediyor değil mi tedavi süreci? Ömür boyu bu ilacı kullanmak zorundasın. Bu diyor. İlacı kullanmak zorundasın. İşte bir takım ileri derece şeker hastalarımız gibi. Veya yaşı ilerlemiş bir insan hastalandığı zaman. Pirifani. Bunun iyileşme imkanı ve ümidi tekrar gençleşmeyecek. Evet gençleşmeyecek. Vücut gittikçe zayıflıyor. Vücudun direnci düşüyor. Dolayısıyla bu insanlarımıza fidye ruhsatı verilmiştir. Hocam farkında mısınız? Hep o pirifani olmuş nur yüzlü dedelerimiz, ninelerimiz hep onlar yakınıyorlar. Hatta ağlıyorlar bile. Evet oruç tutamıyorum diye ağlıyorlar. Evet hocam. Hatta yani burada tabii gündemimizin Ramazan'la beraber deprem afeti ülkemizin birinci gündeminde ekranlara yansımıştı. Beni de çok etkilemişti. Enkazın altından kurtulan bir teyzemize su veriyorlar. Oruçluyum diyor. Nafile oruç tutuyor. İftarı sevap kazanmak için oruç tutuyor. Enkazdan çıkmış, üzerine bina yıkılmış. Belki yakınlarını kaybetmiş. Ama şu iman hassasiyetine bakar mısınız kıymetli hocam? Beni çok etkilenmişti gerçekten. Biz neresindeyiz diye düşünüyorum da hocam. Ya, yani biz ya. O imanın neresinde? Öyle bir anda orucunu bozmuyor. Bozabilir mi ruhsat olarak? Tabii bozabilir ki hocam. Elbette ki bozabilir. Yani nafile oruçtur. Daha sonra kaza eder. Fırsat var, imkan var ama ne diyor? Oruçluyum ben diyor. İftar vakti ezanı oldu. Ezanı bekleyeceğim diyor. Bu iman çok kıymetli bir şey. Bunu imandan başka bir şey de yaptıramaz. İşte Cenab-ı Allah'a olan teslimiyeti görüyor musunuz buradaki? Rabbim bu milletimizin vicdanından, yüreğinden imanını eksik etmesin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek ayla ilgili çok farklı müjdeleri var. Mesela az önce okuduğum o cennetin kapılarının açılması hadisinin bir değişik rivayeti var. Orada da şöyle diyor. Bu ay geldiği zaman cennet kapıları açılır, Ramazan'ın sonuna kadar bir daha kapanmaz. Cehennem kapıları kapatılır, Ramazan'ın sonuna kadar bir daha da açılmaz. Ve bütün azgın cinler ve şeytanlar da zincire vurulur. Allah'ın her iftar vaktinde kurtardığı, azat ettiği kulları vardır. Sevgili hocam, oraya başlamadan önce
Merak eden çok kardeşimizin olduğunu biliyorum. O şeytanların zincire vurulması hadisesi var ya. Ne demek istiyor hocam? Rabbimiz orada ne buyuruyor? Şeytan zincire vuruluyor ama sokakta hala günahkar kullar var diyenler var. İşte az önce bir kısaca değinmiş olduk ona. Niyetlendiğimiz anda bize sevap kazanmanın yollarının açılması, nefsimizi dizginleme noktasında orucun bizim için bir kalkan olması, bu şeytanların zincire vurulması manasındadır. Evet. Yoksa niyetlenmediysek, oruç bizim için bir anlam ifade etmiyorsa, Ramazan gelmiş geçmiş ama senin gelip gittiğinden hiç haberin olmamışsa. Ya da tutulan oruç sadece aç kalmaktan ibaretse de diyebilir miyiz hocam? O tarafını da söyleyebiliriz. Yani orucu tutuyor ama aç duruyor, sadece midesine tutturuyor. Bir niyet olarak konsantre olup da kendisini kamil manada mümin kılmak için bir gayret göstermemişse, tabii buradaki sembolik kavramları anlama açısından bunu bizim biraz yorumlamamız, tevil etmemiz gerekiyor. Şeytan dediğimiz varlığı henüz elle tutamadık. Evet. Henüz gözle göremedik. Ama bir kavram değil. Bizi kötülüğe ulaştıran, kötülüğün yollarına sebepler üreten, bize bu kötülükleri güzel göstermeye çalışmak için vesveseler veren bir varlık olduğunu biliyoruz. Bütün bu dürtülerimizi harekete geçiren varlığa diyoruz ya şeytan. Dolayısıyla bunun zincire vurulması ne demek? Bizim nefsimizi kontrol etmemiz demek. Tamam hocam. Cenab-ı Allah da bize Ramazan ayında ben bu şeytandan kurtulmaya, nefsimi dizginlemeye niyet ediyorum dediğimiz anda işte onun yapacağı işlerin bağlanmış olması, bizim niyetimiz noktasında Cenab-ı Allah'ın bize yardımının gelmesi. Evet. Meseleyi böyle düşünmek lazım, böyle anlamak lazım. Tabii az önce söyledik ya kıymetli hocam, tabii bazı hadiseleri görünce üzülüyoruz. Yani Ramazan geliyor gidiyor ama hiç haberi olmuyor, hiç nasiplenemiyor. Allah rahmetini yağdırıyor, o tabiri caizse şemsiye tutmuş, hiç ona bir damla bile düşmemiş rahmetten. Peygamberimiz böyle kimselere yazıklar olsun diyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle yazıklar olsun dediği, burnu sürtülsün, evet, yerde sürünsün dediği çok az olay vardır. Ama hep en çarpıcı. Üç sınıfı sayıyor burada. Evet. Bunlar şunlar. Birincisi diyor ki, benim adım anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen kimsenin burnu yerde sürtülsün, sürünsün. Cimrilik yapıyor. Beni duyduğu halde, ismimi duyduğu halde bana salatü selam getirmiyor. Ümmetin peygamberi, Cenab-ı Allah'ın seçtiği Hatemul Enbiya dediğimiz son peygambere salatü selam, onun adını duyduğumuz zaman getirmek müminin borcudur. Evet. Değil mi? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Böyle yapana diyor, benim adımı duydu, hiç önemsemedi. Bir selam bile yollamadı. Bir tazim, bir hürmet göstermedi peygambere, Allah'ın peygamberine. Yazıklar olsun sana diyor. İkincisi, hocam peygamber bedduasının içinde bulunan insan da yani Allah muhafaza. Ne kadar talihsizliktir. Allah muhafaza. Yani Hazreti Peygamber'in bu anlamda bu sınıfının içerisinde olanlara gerçekten de Allah yardım etsin. Allah yardım etsin yani. Cenab-ı Allah yine ıslah etsin diyelim. İkinci grup şu. Anne babası biri veya ikisinin yaşlılığına erişti. Bakıma muhtaç hallerini gördü. Onlara bakarak cenneti kazanma imkanı vardı ama görevini yapmadı, bakmadı, cenneti kazanamadı. Huzur evine verme ihtiyacı hissetti. İmkanı vardı, bakmadı. Hiçbir mazereti yoktu, bakabilecekti, bakabilirdi. Onlara bakarak cenneti kazanırdı, rahmetten nasiplenirdi ama hiçbirini yapmadı. Sebepler üretti. Bahane üretti. Kendince anlaşamadı, eşi razı olmadı, çocukları razı olmadı. Böyle acı olaylarla karşılaşıyoruz maalesef. Huysuzdu diyor mesela hocam. Annem babam huysuzdu diyor. Ama ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bize bir şey öğretiyor. Rabbim küçüklüğümde onlar bana nasıl merhamet ettiyse. Sen de bebekken huysuzdun. Ya sen de bebekken geceleri kaç defa kalktın? Sen daha huysuzdun. Yemeğini bile annen kaşıkla yediriyordu. Seni emzirdi, gece gündüz uykusuz kaldı, büyüttü, yetiştirdi. Baban her türlü hocam.
Baban her türlü fedakarlığı yaptı, çalıştı, didindi, kendi yemedi, yedirdi. Gözün kimsede kalmasın diye. Evet. En güzeli senin olsun diye uğraştı. Kendisinde yoktu o imkanlar ama sen mahcup olma diye mücadele etti. Genelde ihsar sahibidir değil mi hocam babalar? Tabii. Baban bir insanın karşılıksız olarak kendisine yardım eden kişisi sadece anne babasıdır hocam. Evet. Anne baba hiçbir karşılık beklemeden ne olursan ol, ne kadar kötü de olsan, huysuz da olsan, anne baba o fedakarlığı yapıp sana bakıyor, büyütüyor, besliyor, yetiştiriyor. Ben okuyamadım, sen oku diyor. Senin bir mutluluğunu gördüğü zaman senden daha çok mutlu oluyor. Başkası kıskanabilir, haset eder. Hı. Ama anne baba seninle gurur duyuyor. Seni atamayan, seni itemeyen, seni satamayan. Evet. Yegane varlık anne baba. Evet. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'in işte buradaki ifadesi, sen de şimdi onlara bakarak cenneti kazanabilirsin. Ama bu fırsatı değerlendiremedin. Sana da yazıklar olsun. Evet. Ağır bir imtihandır. Rabbim kazanabilmeyi de hepimize nasip Amin eylesin. Hocam, Allah razı olsun. Üçüncüsü de Ramazan'la ilgili. Ramazan ayı geldi. Cenneti kazanma fırsatı vardı. Günahlardan kurtuluş ayıydı. Rahmet mağfiret ayıydı. Ama sen bundan da nasiplenemedin. Yazıklar olsun. Yerde sürünesin. Ya. Yazık o kimseye. Dolayısıyla biz Müslümanlar açısından Ramazan ayını her yönüyle düşünmemiz gerekiyor. Rahmeti üzerimize çekecek işler yapmak için de fırsatlar kollayacağız. Bu rahmetten istifade edebilmek için. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bir hadisi şerifi. Ey insanlar, yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Öyle bir ay ki bu ay, İçinde 1000 aydan daha hayırlı bir gecenin olduğu bir ay geldi. İşte Ramazan ayı. Kadir gecesine erişeceğiz. Rabbim hayırla erişmeyi i̇nşallah, nasip eylesin. İnşallah hocam. Bütün bunların kıymeti neden? Bütün bunların kıymeti Kur'an-ı Kerim'e olan hürmet sebebiyle. Kur'an'ın Allah kelamı olması hasebiyle Cenab-ı Allah Kur'an'ın yeryüzüne indirilişini vesile edip de kendisine yönelen bir sürü kulunu affediyor. Hani hadiste dedi ya, Allah'ın iftar vaktinde azat ettiği, günahlardan kurtardığı, bağışladığı nice kulları var. Oruçlunun iki sevinç anı var. Hı hı. Birincisi iftar ettiği an, ikincisi Rabbine kavuştuğu an. Ne kadar kıymetli bir zaman dilimi değil mi? Şimdi iftar sofraları yavaş yavaş hazırlanıyor. Evimizde farklı bir heyecan başladı. Tatlı bir telaş var. Tatlı bir telaş başladı. İşte kimisi ekranlarda sizi açtı, iftar programını takip ediyor veya farklı yerlerden takip ediyor. Hepsini bir taraftan sinemiz. Evlerden Kur'an-ı Kerimler okunuyor. İşte annelerde gündüz vakti olduğu zaman işte başörtüsünü, seccadesini, tesbihini, Kur'an'ını koltuğunun altına alıp bir koşuşturma, mukabeleyi takip etme heyecanı başladı. İşte teravih namazı iftardan sonra hemen çayımızı acele içelim, teravihe yetişelim, sohbeti dinleyelim. Camilerimizde hocalarımız sohbet ediyorlar. En tatlı koşuşturmacalar. En tatlı koşuşturma. Bu sene yine biz Altın Ordu olarak kıymetli hocam, Köprübaşı Camii'mizde hatimle teravih namazı uygulamamızı Maşallah. Devam ettiriyoruz. Her sene olduğu gibi hocam. Her sene olduğu gibi bu camimizde bu senede dün akşam itibariyle Bismillah dedik, başladık. Hı-hı. Hatimle yani her gün bir cüz okuyarak, her rekatta bir sayfa okuyarak evet. Ramazan'ın sonunda Kur'an'ı hatmetmiş olarak, dinlemiş olarak. Evet sevgili Kur'an. Hocam. Şöyle yapalım. Reklam arasına gideceğim. Buraya bir es verelim. Hem sevgili seyircilerimiz biraz heyecanlansınlar. Bakalım orada nelerimiz var, neler yapıyoruz. Peki. Altın Ordu ilçe müftülüğü olarak onu da soracağım müsaadenizle. Şimdi müsaade buyurursanız bir ara verelim hocam. Peki hocam. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, Ramazan bereketi programımıza bir reklam arası vereceğiz inşallah. Kıymetli ilçe müftümüz Abdullah Söylemez hocamız bizimle beraber. Sohbetinden istifade edeceğiz. Yine devam edeceğiz. Şimdi ufak bir ara vermemiz icap ediyor. Onun peşinden inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi izlemeyi lütfen unutmayın. Reklamlar. Sevgili dostlar, Ramazan Bereketi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Altınordu İlçe Müftümüz Abdullah Söylemez hocamız bizimle beraber.
hocamızın sohbetiyle inşallah yine vaktimizi kalan kısmından devam ettirelim ve bereketlendirelim. Sizler iftar sofralarınızı yavaştan hazırlarken bizler de değerli hocamızın sohbetini sizlere ulaştırma gayreti içerisinde olalım inşallah dedikten sonra sevgili hocamıza dönmüş olalım. Değerli hocam, kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Evet, kıymetli bir hocam. Es verdik. Onun öncesinde hatimle teravih namazından bahsetmiştiniz hocam. Ben de tabii şimdi aklıma geldi. Altınordu ilçe müftülüğümüzün Ramazan'la alakalı çalışmalarını hem sormuş olayım. Bu da inşallah değerli kardeşlerimize bilgi olarak ulaşsın hocam. Kıymetli hocam, hatimle teravih namazını söylediğimiz gibi Köprübaşı Camii'mizde bir gelenek olarak yaşatmayı arzu ediyoruz. Bu sene de orada inşallah başladık. Dün akşam itibariyle orada kılıyoruz. Şimdi bu Ramazan Kur'an ayı olması hasebiyle istiyoruz ki bu şehre berekettir. Bulunduğumuz topraklara bir rahmettir. Kur'an çınlasın her tarafta. Aynı zamanda biz bu Kur'an ayı olması hasebiyle bölge yatılı hafızlık kursumuzdaki 40 tane hafız öğrencimizi camilerimize planladık. Bunların bir kısmı ezberi okuyorlar hafızlarımız. Maşallah. Bir kısmı hafızlıkları tam bitmediği için yüzünü okuyorlar. Ama 20'ye yakın camimizde hafızlarımız mukabele okuyorlar. Ne güzel hocam. Allah razı olsun. Sayılarını artırsın inşallah. Allah sayılarını artırsın. Bunun yanında tabii her camimizde, her cami görevlimiz de, her Kur'an kursumuzda, Kur'an kursu hocamız da mukabelesini okuyor. Ama o masumların, Kur'an'la sürekli haşir neşir olan hafızlarımızın camilerde, cemaatimizle buluşması bizim için çok kıymetli. Şunu da söyleyelim. Bu anlamda hafızlık kursumuza maddi manevi katkı sunan bütün hayır sahiplerinden Rabbim razı olsun. Allah razı olsun. Zaten o çocuklarımızın bugünlere gelmesi, bu kursumuzun ayakta kalması bu ordulu hayırsever insanlarımızın vesilesiyle işte getiriyorlar, zekatlarını veriyorlar, fitrelerini veriyorlar. Şimdi iftar programımız var. Mesela dedik ki hafızlarımıza iftar vermek ister misiniz? Evet. Onlar çok büyük bir rağbet gösterdiler. Allah razı olsun. Hocam isterseniz buradan o meblağı, o fiyatını falan söyleyebiliriz. Sıkıntı yok. Yani çünkü bundan faydalanmak isteyen bir sürü kardeşimiz olur. Bu hayra vesile olmak isteyen. İftarımız doldu. Allah razı olsun. Öyle mi? 30 akşam Ramazan'da. Ama sahuru da planlıyoruz. İşte iftar için 6.000 lira demiştik. 100 hocam önce öğrencimiz bir projeyi var. Baştan bir anlatabilir miyiz? Şöyle. İşte bir akşam çocuklarımızın iftar yemeği için. Kaç çocuğumuz var hocam? 100 tane öğrencimiz var. Evet, erkek kursumuzda 100 öğrencimiz var. Bu 100 öğrencimizin iftar yemeği. Tabii Ramazan olunca biraz daha güzel, özel olsun istiyoruz yemekleri. Aynı zamanda iftar veren kardeşimiz de gelip çocuklarımızla beraber orada kendisi de katılıyor. İftarı yapıyorlar. Sonra hafızlarımız dua ediyor. Oraya gelip kendisine yardımda bulunan insanlara dua ediyorlar. Bazen mesela diyorlar ki bize bir hatim okur musunuz veya Kur'an okur musunuz dedemize, babamıza. Okuyup çocuklarımız sevaplarını bağışlıyor. Dolayısıyla bu hayırseverlerle çocuklarımız arasında böyle bir buluşma. Projemizin amacı buydu. Yapılan yemeğimiz bizim Kur'an kursunda mı yapılıyor? Yapılıyor. Bizim kursumuzda yapılıyor. Şimdi oradan nereye bağlayacağım hocam? Bu yemeği benim canım babam yapıyor. Evet evet. Cevdet Usta yapıyor yemekleri. Buradan Allah hocam, razı olsun. Yani ellerine ne sağlık. Dedik az önce? Cennet vesilesi. Evet. Anacığımızın, babacığımızın çok ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Mübarek iftar vaktinde hocamız vesile oldu. Anacığım, babacığım ellerinizden öpüyorum. Rabbim sizleri bize cennet vesilesi kıldı. Biz de inşallah değerlendirebilen evlatlardan olalım diye dua edelim. Hocam ben burada kazandım. Siz evet, de söyleyeceksiniz. Siz de fırsatı değerlendirdiniz evet. Hocam. Evet Rabbim hepimize aynı şekilde ana babanın duasını alabilmeyi nasip eylesin diyelim. Amin hocam. Allah razı olsun. Tabii Cevdet Usta'mıza da teşekkür ediyoruz. Lezzetli yemekler yapıyor. İşte bu hayır, gönlü güzeldir hem eli lezzetlidir hocam. Hayırsever insanlarımızın getirmiş olduğu bu imkanları değerlendiriyor en güzel şekilde. 100 talebimiz var. Evet. Bir iftar veriyoruz. Dileyen şimdi sahurlar sahur, boş hocam. Sahurlarımız boş. Sahur vermek isteyenlere de 4000 TL dedik. Aynı zamanda kız kursumuz da var. Kız kursumuzun da öğrencisi az olduğu için orada da kendi yemeği yapılıyor. O kampanyamızı da şöyle yaptık. 4000 lira iftarı çünkü oradaki öğrencimiz 40 civarında. 2500 lira da sahuru. Bu hayırdan nasiplenmek isteyen, yararlanmak isteyen
kardeşlerimize de duyurumuzdur. Ama buradaki esas amacımız bu Kur'an bereketinden ben şehrimiz adına insanlarımıza duyurmayı arzu ettim. Yani hafızlarımızın her birisi bu anlamda bir camide, bir kursta, bir evde bazen öyle talepler de geliyor. Diyorlar ki hocam biz işte şurada 20 kişi, 30 kişi toplandık, yaşlıyız. Şu vakitte camideki mukabeleyi takip ediyoruz ama evimiz de bereketlensin. Bize Kur'an okuyacak, mukabele okuyacak bir hafızımızı yollar mısınız? İmkanlar ölçüsünde bunları da karşılıyoruz. Evet hocam, ben bu sene Allah razı olsun gerçekten hem Kur'an kursu öğretici hocalarımızla sohbet ettim. Bu sene gerçekten ayrı bir bereket var. Sanki ben öyle sezdim hocam. Sanki hafızlarımız böyle dört bir koldan dağılmışlar. Böyle şehrin etrafını çevre sarmışlar. Bir ayrı bir bereket varmış gibi. Tabii her sene oluyor ama bu seneki çalışma bana biraz daha böyle... Biraz daha güzel, evet, organize güzel olduk. Geldi. Çocuklarımızın istekleri çok çok önemli. İyi, elhamdülillah. Tabii onları yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun. Hafızlık eğitimi çok zor bir süreçtir. Hocalarımız çok ciddi fedakarlık yapıyorlar. Hocam siz ezbere mukabele okudunuz mu hiç? Ezbere hafızlığı bitirdiğim yeni zamanlarda... Hı-hı. Okumuştum. Tabii çok iyi çalışmak gerekiyor. Tabii günümüzde... Az bir mesele değil hocam. Günümüzde tabii işimizin yoğunluğu sebebiyle çalışmadan, bakmadan ezbere okuma zor oluyor. Hı-hı. Ama hafızlarımızdan elhamdülillah, yani o bizim kardeşlerimizden, hafızlığını bitirenlerden bir 20 öğrencimiz ezbere okuyor. Taş gibi maşallah. Daha da geliştirecekler Allah nasip ederse. Allah razı olsun hepsinden. Cenab-ı Allah ömürlerine bereket versin. Kıymetli hocam, bu sene bir de farklı bir uygulamamız var. Ordu'da bir bereket olsun dedik. Osmanlı geleneği Enderun usulü teravih namazımızı 4-5 camimizde sembolik olarak başlattık. Sevgili hocam bir şey söyleyeyim de kızmayın. Buyurun. Biz bu zamana kadar neredeydik hocam? Yani bu Enderun usulü ne kadar güzel, ecdattan kalma müthiş muhteşem bir uygulama. Yani Ordu'daki hocalarımız gerçekten hatırı sayılır hocalarımız. Gerek sesleriyle, gerek tilavetleriyle, gerek kulaklarıyla, yani gerek bu işe olan bağlılıklarıyla sanki biraz geç kalınmış gibi olmadı mı hocam? Daha önce olsun. Belki yapılmıştır, öyle dedi arkadaşlar. Birkaç sene öncesinde demek ki yapılmış. Tabii bu kültürü tanıtmak gerekiyor. Yani şunu arzu ederiz, her camimiz bu düzeyde olsun veya işte bir camimiz sürekli olsun. Ama biz dedik bu sene tadımlık, örnek veriyorum. Perşembe akşamları Akyazı Camimizde, her Ramazan boyunca her Perşembe akşamı Akyazı Camimizde Enderun usulü teravih namazı kılınacak. Bugün Perşembe olduğu için buradan duyurmuş olalım. İlgi duyan, ya bu nedir, nasıl bir şeymiş, ne farkı var diyen kardeşlerimizi hocam, bekliyoruz. Hocam dilerseniz anlatabilirsiniz. Şöyle kısaca bir değinebiliriz. Tabii bunun için özel bir musiki eğitimi bilgisi, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e iyice vakıf olma bilgisi gerekli. Müezzinlerimiz her rekat dört selam arasında bir ilahi okuyorlar farklı bir makamda. Hocamızla, imamımızla o makamda teravih namazını o okuyuşla kıldırıyor. Çok güzel. Sonraki dörtlü farklı bir makamda, sonraki dörtlü farklı bir makamda. Böylece bir akşamda beş makamı icra ederek insanlarımız teravihi hem dinlenerek, teravih zaten rahatlama, telmiha. Hem de aralarda bir kuple ilahi o ilahilerle, evet, o makamla geçiyor çok zaten. Hem teravihin tam maksadına uygun olarak işte o ilahilerle bir dinlenme, bir nefeslenme tabiri caizse. Farklı okuyuş lezzetini de hissederek ecdat böyle bir güzellik yapmış. Biz de bu geleneği yaşatalım istedik. Ordumuzda buna başladık. Sevgili hocam, o zaman hiç şey yapmadan, aksatmadan kıymetli vatandaşlarımıza dilim de dolandı. Hakkınızı helal edin. Şimdi bu gece Allah nasip ederse teravihte bu akşam Akyazı Uhud Camii'nde Enderun usulü teravih kılınacak. Evet. Kıymetli kardeşlerimizi Akyazı Camii'ne davet ediyoruz. Evet. Muazzam bir zevk. Kesinlikle gidip görmeniz lazım ki belki de hocalarımıza çok fazla söyleyeceksiniz. Hocam devam edelim diye. Sonra hocam diğer 3 günümüz daha var. Onu da isterseniz onları paylaşalım. Onları da söyleyeyim. Hazreti Hamza Camii. Şahincili Mahallesi. Yeni Hazreti açtığımız bir cami. O camimizin güzelliğini çok görmelerini isterim. Cami, evet. Yani şehre çok yakıştı. Selçuklu mimarisi. O bölgenin ihtiyacı vardı. Orada emek veren dernek başkanı, bütün dernek ekibine, cemaatimize, hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun hepsinden. Amin. Hocalarımız dedi ki o caminin güzelliğini de görsünler insanlarımız. O camide başlattık. Pazartesi Hazreti Hamza Camii, Salı günü Orta Cami,
Çarşamba günü İmam Hatip Camii, Perşembe günü Akyazı Camii'nde Ramazan ayı boyunca bizim Enderun usulü teravih namazımız devam edecek. Tabii burada hani Ramazan'ın bu bereketlerinden bahsederken yine Altınordu Müftülüğü olarak il müftülüğümüzle beraber açmış olduğumuz bu iyilik çarşımızda yani bir taraftan da Ramazan dayanışma, bu seneki Ramazan ayı temamız Ramazan ve dayanışma, evet, kardeşlik. Şu anda buna çok ihtiyacımız var kıymetli hocam ve biz bu dayanışmamızı devam ettireceğiz. İyilik çarşımızdan birkaç cümle bahsedeyim. Buyurun hocam. Daha önce gerçi konuştuk ama yeniden Ramazan ayı vesilesiyle bu hayırı duyurmakta fayda var. Hocam, iyilik çarşısına geçmeden hafızlık dediniz ya az önce. Buyurun oradan. Sadece kısacık bir aklıma, hatırıma bir şey geldi, onu paylaşmak istiyorum. Ülkemizin her şehri, her ili ayrı güzellikte biliyorsunuz. Erzurum'a gitmiştik. Binbir hatim merasimi var. Malumunuz hocam orada binbir, evet, hatim. Her sene artık alışılagelmiş. Yıllardan beri binbir hatim merasimi yapıyorlar. 200 bin hatim, 300 bin hatim. Hatta esnaf da öyle, esnaf ziyareti yaparken hocalarımızla giriyoruz hocam. Bir hacı amcamız peynir satıyor orada. Oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyor. Sonradan öğrendik. Esnafa hatmi şerif dağıtıyorlarmış hocam. Ya da esnaf gidip diyorlarmış ki benden bir hatim yazın. Hocam senenin her anını hatim okuyarak ve kendinden birkaç hatim yazdırarak geçiyorlar. Orada Ulu Cami'de de, Erzurum'da meşhur Ulu Cami'de de her sene belirli zamanda da duası yapılıyor. Bir amcamız şöyle anlattı hocam. Bunun için kestim size. Özür dilerim. Sohbetinizi böldüm. Zamanında, vakti zamanında Erzurum'da hocam çok sağlam hafızları at üzerine oturturlarmış. Ve şehrin sınırlarını böyle at üzerinde hem devam edip yürürken okuyarak, hem de ağızları sürekli Kur'an-ı Kerim okuyarak sağlam hafızlar at üzerinde şehrin sınırları etrafında hatmederlermiş. Sebebi de hocam şehrin etrafını manevi zırhla, manevi bir zırhla örmek istiyoruz diye söylüyorlar hocam. Çok güzel bir uygulama bana sorarsanız. Evet. Hafızlık demişken bunu söylemeden geçmek istemedim. Evet, kusura bakmayın. Hocam, güzel de oldu. Tabii Kur'an ayı, Ramazan, Kur'an ayı olunca hafızlarımız da bizim hazinelerimiz. Hı hı. Yeryüzünü hafızlar, gökyüzünü yıldızlar süsler diye bizim sloganımız vardır. Hafızlar bizim göz bebeğimiz. Şunu da ifade edelim. Bölge yatılı hafızı Kur'an kursumuzda yetiştirdiğimiz evlatlarımızın çoğu görev alıp mihraba geçiyorlar. Elhamdülillah. Onları mihrapta görünce biz memnun oluyoruz. Tabii ki. Yani sürekli zaten çocukluğundan itibaren Kur'an'la haşir neşir olmuş, aileler güvenmiş, bize çocuklarını teslim etmiş, sonunda bir hafız ortaya çıkmış. Şöyle bakalım meseleye, birkaç cümlede hafızlıkla ilgili ben kurayım. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın sözü. Evet. Cebrail Aleyhisselam'la peygamberimize indirilmiş bir kitap. Peygamberimizin dilinden sahabelerin öğrendiği, sahabelerden sahabelere, tabiine, oradan sonraki kuşaklara, tevatürle dediğimiz ne demek bu? Yalansız. Yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluk tarafından diğer bir topluluğa aktarılarak, hı hı, ta günümüze kadar gelen, kıyamete kadar da devam edecek olan bir altın zincirin halkası olmak demektir hafız olmak. Evet, evet, evet. Cenab-ı Allah'ın kelamının muhafızı olmak demektir. Kesinlikle. Dolayısıyla biz hafızlarımıza dua ediyoruz. Rabbim lafzının hafızı, manasının muhafızı eylesin sizleri diye. Allah razı olsun, ne güzel söylediniz. Kur'an'ı sadece okumak değil, onun ötesinde biz ne yapıyoruz? Kur'an'ı anlama programları da. Yani amaç, bu kitabın okunmasındaki esas amaç Kur'an'ın anlaşılması. Anlaşılmasının da ötesinde yaşanmasıdır. Kur'an ahlakıyla yaşayan insanlar, Cenab-ı Allah'ın da bizden istediği bu. İyi insan olmamızı istiyor ya bizden. Kamil mümin olmamızı istiyor. Onun için bize onu cemrediyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İşte biz Kur'an'ı okuyan, anlayan, yaşayan, Kur'an ahlakıyla süslenmiş insanların olması için mücadele ediyoruz. Böyle ben de sizin söylemiş olduğunuza benim katkı söyledim. Bütün bu hafızlarımızı şehrimize dağıtmamızın sebebi o zaten kıymetli hocam. Onu güzel söylediniz, ifade ettiniz. Her camide hocamız var. Onlar okuyabilirler. Hı hı. Ama biz dedik ki bu sabi çocuklarımız var ya, yavrularımız. Günahsız ağızdan. Günahsız ağızdan. Bunlar sürekli Kur'an'la meşgul oluyorlar.
24 saatleri neredeyse Kur'an'la geçiyor. Evet, koltuklarının altından Kur'an-ı Kerim düşmüyor. Dillerinden sürekli. Kesinlikle. Hatta oyun oynarken bile bakıyorum, birbirlerine şaka yaparken bile ayetlerden soruyorlar. Yani hafızlık. Yapmak zorunda. Hem pekiştirecek hem yarın sabah biliyor ki hocam namazdan sonra hocasına o dersi okuyacak. Dersi okuyacak. Dolayısıyla bizim bu hafızlarımızı şehre dağıtmamızdaki maksadımız ordumuzun, şu güzel şehrimizin Ramazan ayı sebebiyle bereketi daha da artsın. Ha, toprağımıza manevi bir zırh otursun şehrimizin etrafına. Manevi bir zırh olsun. Zaten ülkemizin bir bölümünde ciddi bir afetimiz, sıkıntılarımız var. Evet. Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. İşte okuduklarımızla, yaptıklarımızla. Rabbim bu afetleri, sıkıntıları bir an önce üzerimizden kaldırma noktasında yardımcımız olsun diye dua ediyoruz. Sevgili hocam. İyilik çarşısı demişken ben böldüm, özür dilerim. Oradan şimdi, o zaman şöyle. Ecdadın zamanında birçok kardeşimiz biliyor, sadaka taşları vardı. Biz şimdi o taşı kaldırdık, kocaman bir çarşı yaptık Allah'ın izniyle. Buyurun hocam. Modern bir çarşıya dönüşmüş oldu. Evet. İl müftümüzün güzel bir projesiydi bu. Elhamdülillah hayata geçirmekte nasip oldu. Tabii il müftülüğümüzle Kur'an kursumuzun, bölgeye tılafızı kursumuzun yanında güzel bir iyilik çarşısı, iyilik marketi kurdu. Hı hı. Burada bir kardeşimizin arzu ettiği temel ihtiyaçlarının hemen hepsi var. Gıdadan hijyen ürünlerine, temizlik ürüne, bebek bezine, kıyafete veya dün işte bir kardeşim, bu nasıl akıyor, nasıl akış şöyle. Hayır yapmak isteyen kardeşimiz ister aynı olarak diyor ki ben bulgur alacağım, pirinç alacağım, un alacağım, unum var benim. Veya işte mercimek alacağım veya temizlik ürünü alacağım. Zaten bizim orada hocam görmeyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Resmen bir marketimiz oluştu. Var. Evet. Raflarımız var. Her şey yerli yerinde, düzenli bir şekilde. Öyle. Altlarında en asgarinin daha asgarisi fiyatlar yazıyor. Belki marketlerden alınabilecek 1/3 fiyatına. Tabii. Fiyatlar yazıyor orada. Ama biz para almıyoruz. Orada para geçmiyor. Onu anlatıyordum. Sembolik olarak oraya rakamlar koyduk. Evet. Hayır sahibi kardeşimiz getirip hayrını yapıyor. Hı hı. Dediğim gibi ya gıda alıp getirebiliyor toptancıdan herhangi bir yerden veya elinde ne varsa. Veyahut da bize diyebiliyor ki ya ben paramı vereyim, burada ne ihtiyaç varsa siz alın. Vakfımız onun makbuzunu kesiyor. Evet. Hemen oradaki görevlilerimiz rafımızda ne boşalmış, şurası eksik kalmış. Gidiyor onu alıyor, getiriyor yerine. Para görmüyoruz yani. Yok. Sevgili hocam bir de bir sabit bir fiyat var herhalde, öyle mi? Şöyle ihtiyaç sahibi kardeşimiz de bugüne kadar geliyordu orada 500 liralık alışveriş yapıyordu. Yani, ama bizim marketimize hayli hayli yetiyor. Tabii. Evet. O yani bizim belirlediğimiz rakamlar normalden biraz düşük olduğu için, yani fazlasıyla düşük olduğu için yani oradan hemen hemen ciddi manada alışverişini yapıyor. Arkadaşlarımız notunu tutuyor, gönderiyordu. Şimdi bugünden itibaren kart sistemine geçtik. 750 liralık kartlar bastırdı. Öyle mi? İl müftülüğümüz olarak bugün beraberce. Bugün mi oldu hocam? Artık bundan sonraki çalışma sürecimiz böyle olacak. Evet. Hem biraz daha çok fazla kişiye ulaşalım düşüncesi, hem de bir takım istismarların da önüne geçelim düşüncesiyle, maksat hayır yerine ulaşsın düşüncesiyle böyle bir çalışmaya gidildi. Her hocamıza, biz Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza da, diğer işte cami görevlilerimize, Kur'an kursu hocalarımıza bu kartlarımızı verdik, veriyoruz, dağıtıyoruz. Afetse de veya ihtiyaç sahibi. Çünkü Ramazan ayındayız. Sadece afetse de değil. Onu geçtik değil mi hocam? İhtiyaç sahibi çok kardeşimiz de. Allah razı olsun. Bizim afetten önce de burada ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz vardı. Aramızdaydılar. Evet. Onlara da yardımlar yapıyorduk. Şimdi bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, camideki hocamıza veya kursdaki hocamıza ulaştıkları takdirde hocamız onlara kartı verecek veya kendisi gelecek, beraberce gelecekler, alacaklar. 750 TL'lik alışveriş yapma imkanı bulacak. Dolayısıyla biz bütün kartlarımızı şimdi hocalarımıza böylece ulaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kıymetli hocam, Ramazan aynı zamanda bereket ayı, yardımlaşma ayı, dayanışma ayı. Biz iyilik çarşısının daim olmasını arzu ediyoruz. Sürekli olsun inşallah. Sürekli olsun istiyoruz. Tabii bu karşılıklı. Hayırseverle ihtiyaç sahibini
biz o mekanda sadece hayır anlamında buluşturuyoruz. Yani o getiriyor, hayırını koyuyor, diğeri geliyor, ihtiyacını alıyor gidiyor. Ve hocam birbirlerini görmüyorlar. Birbirlerini görmeden birbirleriyle dualaşıyorlar. Evet, çok güzel. İhtiyaç sahibi hayır sahibine dua ediyor. Hayır sahibi de fırsat olduğu için ona dua ediyor. Birbirleriyle dua ediyorlar. Müminin mümine gıyabında yaptığı dua makbuldür diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sevgili hocam, zekat ve sadaka bakımından fidye, fitre buralara geçer mi? Şimdi merak eden kardeşlerimiz var. Gıda olarak. Yanlış olmasın sonra. Evet. Zekat, fitre, fidye bu kardeşlerimiz gıda maddesi alıp getirdikleri takdirde olur. Bize getirdikleri takdirde de biz onların makbuzlarını ayrı tutuyoruz. Yani zekat diyoruz, fitre diyoruz, fidye diyoruz. Neyse onu belirterek aldığımız için biz de ihtiyaç sahibine bunları götürürken, planlarken bu şekilde planlıyoruz kıymetli hocam. Dolayısıyla vatandaşlarımız mübarek Ramazan ayında müftülüğümüze gelebilirler, il müftülüğümüze gidebilirler. Fitrelerini, zekatlarını vermek isteyenler veya aynı şekilde hocam ben hafızlık kursuna öğrencilerine zekatımı vereceğim, fitremi vereceğim. Ramazan'da iftar sırası bulamadım ama bu çocuklar Ramazan'dan sonra da yemek yiyorlar hocam. Yani onu da ifade etmiş olalım. Tabii bütün bu insanlarımızın hayırlarıyla bu kurslarımız bugüne kadar ayakta. Yine öyle olacak. Dolayısıyla buralara uğradıkları takdirde zekatlarını, fitrelerini, fidyelerini, makbuzlarını kestirerek buralara teslim etmiş olurlar. Eyvallah hocam. Ne güzel hizmet hocam. Allah razı olsun. Ki biz orada alışveriş yapan kardeşlerimizi gördük. Onların mutlu olduğunu görünce gerçekten insan hem duygulanıyor hem de hayrının doğru yere gittiğini bilmek de güzel bir şey hocam. Evet. Kesinlikle. Ya pek çok kardeşimize ev bulma noktasında yardımcı olduk. Evi buluyorsun, eşyası ayarlanacak, eşya bulma noktasında. Bu anlamda bütün arkadaşlarımıza, personelimize, kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun. Onlar razı olsun. Gerçekten bir ensar anlayışıyla, kesinlikle, ensar muhacir kardeşliği çerçevesinde yardımcı oluyorlar. Ama burada şunu vaktimiz varsa paylaşayım. Buyurun hocam lütfen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret etti. Sahabelerle beraber Medine'de peygamberimize kucak açan ensar vardı. Yardımcı demektir ensar. Mekke'den gelenlere de muhacir diyoruz, hicret edenler. Burada şöyle bir parantez de açalım. Bakın dün Suriyeliler ülkemizde muhacir idi. Evet. Şimdi kendimiz kendi ülkemizde muhacir olduk. Evet. Yarınımızın ne olacağını çok bilmiyoruz. Hayata dair konuşurken çok keskin cümleler kurmamak lazım. Hani diyoruz ya hocam düşmez kalkmaz bir Allah. Düşmez kalkmaz bir Allah. Yarınımızın ne olacağını İmtihan bilmiyoruz. İmtihandan ders çıkartabilmek lazım. Hem bunu bilimsel anlamda söylüyorum. Evet. Bu yaşanan hadiselerden herkesin çıkartacağı dersler var. Hem de manevi anlamda, imani noktada da çıkartacağımız derslerimiz var. Büyük cümleler kurmamak lazım. Kimseyi tahkir etmemek lazım. Kimseyi küçümsememek lazım. Bir anlık, bir saniyelik her şey bir anda alt üst oluveriyor. Evet. Dolayısıyla bu dersi çıkartmak lazım. Gece zengin yatan sabah fakir kalktı. Fakir kalktı. Evet. Şimdi Mekke'den de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sahabelerle beraber çıkardılar. Dinlerini yaşama imkanı bulamayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etti. Bin bir türlü eza cefayla. Ve orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ensar'la muhaciri birbirine kardeş yaptı. Muahat anlaşmasıyla Ensar-Muhacir kardeşliği. İnsanlık tarihinde bunun başka bir örneği yoktur herhalde. Efendimiz'den sonra ecdat bunu uyguladı, devam ettirdi sadaka taşıyla, farklı sebeplerle. Olsa gerek bu hocam. İslam'ın insanlığa bir hediyesidir. Evet. Bizim bu kavramlarımız bugün kendini en medeni adleden toplumlarda bile erişilemeyecek kavramlardır. Bunu söylemekten gurur duyuyoruz elhamdülillah. Bu dinin müntesibi olmaktan gurur duyuyoruz. Allah'a şükürler olsun. Abdullah bin Revaha ile Sa'd bin Ebi Rebi kardeş yaptı. Bunu paylaşmak isterim. Tabii Abdullah muhacir. Bütün varını yoğunu Mekke'de bırakmış. Hiçbir şeyi yok. Bugün buraya da gelen kardeşlerimiz var ya, her şeylerini bırakıp geldiler. Evet, evet, bir kısmı enkazda kaldı. Malını, hiçbir şeyini kurtaramadı belki varlık adına. Sa'd bin Ebi Rebi dedi ki, kardeşim bak şu benim malım. Neyi varsa ortaya getirdi. Hurması, işte elde ettiği ürünleri getirdi, ortaya koydu. Bunun yarısı senin. Abdullah bin Revaha dedi ki, kardeş malın sana bereketli olsun. Ben ticaretten anlarım.
Sen bana Medine'nin çarşısını bir göster bakalım. Abdullah bin Ebi Revaha diyor ki, hayatımda bu kadar zengin olduğumu hatırlamıyorum. Yani dokunduğum şey adeta altına dönüştü. O kadar zenginleştim ki malımın birkaç defa tamamını Allah için infak ediyor. Kazanıyor, infak ediyor. Kazanıyor, infak ediyor. Allah diyor beni bu kadar zenginleştirdi, zengin kıldı. Şimdi buradan alacağımız ders şu. Veren o kadar tok gözlü ki, kardeşim malımın yarısı senin diyebilecek kadar tok gözlü. Her şeyini verebilecek kadar. Ama alan da bir o kadar tok gözlü ki, o da diyor ki kardeş malın sana bereketli olsun. Benim gücüm, kuvvetim yerinde. Çarşıda, pazarda ben anlarım bu işlerden, ticaretten. Sen bana yerle yolunu göster. Sen bana yol göster. Yani sen bana bir iyilik yapıyorsun. Allah razı olsun. Ama ben kendim kazanmak isterim. Dolayısıyla aziz kardeşim, ensar olarak bize görevler düşüyor. Muhacir olan kardeşlerimize de görevler düşüyor. Yaralarımızı beraber saracağız. Şu mübarek Ramazan ayında daha da kenetleneceğiz. İnşallah. Daha çok bir araya geleceğiz. Birbirimizi daha çok kucaklayacağız. İnşallah. Bir şey paylaşayım. Hemen hatırıma geldi. Dün 4-6 yaş Kur'an kursundan öğrencilerimiz kumbaralarını getirdiler. Kıymetli hocam, Adıyaman'a gidip biz bir 4-6 yaş çadırı, Diyanet Çocuk Çadırı kurduk. Evet. Buradaki kardeşlerimiz, çocuklarımız oyuncaklarını getirdiler, malzemelerini getirdiler. Buradan aldık, kamyonumuza yığdık, aracımızla gittik oraya bunu kurduk, geldik. Hı hı. Oradaki çocuklar video çekip yollamışlar. Orduya selam, orduya selam ediyoruz, sizi çok seviyoruz diye. Dün bir çocuğumuz da kumbarasını getirdi, evet. Bir sınıfımız. Ona dedik ya, bu düşünce nedir? Kardeşlerine, oradaki çocuklara bir şey söylemek ister misin? Bunlar 5 yaşında çocuklar mı der? Çocuk masumiyeti var ya, keşke dünyayı çocuklar yönetse diyorlar ya bazen. Evet. O çocuklardaki merhamet çok kıymetli. Dedi ki depremde evsiz kalan kardeşlerimiz için bu yardımları getiriyoruz. Oradaki çocuklara da şunu söylemek isterim. Size selam ediyoruz ve biz sizi önemsiyoruz. Sordum öğretmenine, ya bu cümleyi siz öğrettiniz, siz mi yazdırdınız? Bunu öğrettiniz mi dedim. Yok hocam dedi, ya biz sizi önemsiyoruz. Çok kıymetli bir şey. Buradaki kardeşimizin vicdanında Adıyaman'daki, Malatya'daki, Maraş'taki, Hatay'daki kardeşimizin önemseyen kardeşleri var. Hı hı. Biz ayeti kerimeyle Cenab-ı Allah'ın kardeş kıldığı topluluğuz. İnnemel mu'minune ihvetun. Biz dini olarak kardeşiz, insan olarak da Adem'in çocukları olarak kardeşiz. Bu topraklarda yaşamamız hasebiyle birbirimizin kardeşiyiz. Aynı bayrağın altında yaşadığımız için birbirimizin kardeşiyiz. Aynı kıbleye döndüğümüz için, aynı peygambere inandığımız için, aynı kitabı okuduğumuz için biz birbirimizin kardeşiyiz. Ramazan ayında rahmetten istifade etmek isteyen kardeşlerimiz de bu kardeşlikten, nasipten, bereketten, feyizden istifade etmek istiyorlarsa etraflarına baksınlar. İhtiyaç sahibi insanlar varsa onların ihtiyaçlarını gidersinler. Hocam biz bulamadık, nerede var, nasıl hayır yapalım? Gelsinler, iyilik çarşımıza katkı sunsunlar. Veya biz adres gösteririz, şurada bir evimiz var, git deriz. İşte dün birisi isim yazdırdı. Hocam evimde halılarım var, malzemelerim var, masam var, sandalyem var. Hemen aracımızı yolladık, aldırdık, koyuyoruz oraya. Birisi de geliyor, hocam benim şuna ihtiyacım var, bir tane halı ediyor, alıyor gidiyor. Sevgili hocam, belki değerli izleyenlerimizin ufkunu açmak babında bir yardımcı olmuş oluruz. Burada camimde, cuma namazında, cemaatimle helalleşirken dedim ki gidip gelememek var, gelip görememek var. Hakkınızı helal edin. Namazın sonunda bir abimiz yanıma geldi. Çok kıymetli abimiz. İsmini vermeyeyim de sevabı inşallah kat kat fazla olsun. Hocam dedi ki bana oraya gidince senden rica ediyorum dedi. 3-4 tane kız çocuğu, üniversitede okuyan kardeşlerimizden, bacılarımızdan 3-4 tane kız çocuğu bul. Ben onları bursa bağlayacağım dedi. Eğitim hayatları, yani üniversite bitene kadar. Bir tane kardeşimize de dedi buradan bilgisayar göndereceğim dedi. Allah razı olsun. Allah inşallah. Razı olsun. Çok yani gerçekten duygulanmamak elde değil. Biz de hocam oradaki oradan giden, Altınordu'dan giden hoca hanımlarla istişarede bulunduk. Onlar biraz daha tabii kız çocuklarıyla daha haşır neşirler diye. Sevgili hocalarımız da bize
4 tane kız çocuğu buldu hocam. Onların üçüne o değerli abimiz buradan hiç tanımadığı halde Allah bize güvenerek Allah razı olsun üçüne burs bağladı üniversiteleri bitene kadar. Bir tanesine de dün itibariyle hocam adresi belli değildi. Çünkü depremden sonra nerede misafir olacağı belli değildi. Dün bize adres gönderdi hocam. Bilgisayarı da ona göndermiş olduk. Yani şöyle demek istiyorum. Şimdi bizi izleyip de sadece küçümsemek için söylemiyorum. Hani bulgur, pirinç, ne bileyim zekatından, sadakasından bir şey vermek isteyen ama böyle bir şey aklına gelmeyen, aklına gelmeyen çünkü çok fazla karşılaşılmayan bir olay olduğu için söylüyorum hocam. Eğer birilerine burs bağlamak istiyorsanız kıymetli izleyenler, bizler size gerçekten hocam hem Altınordu müftülüğü olarak yardımcı olabiliriz, hem il müftü olarak yardımcı olabiliriz. Çünkü gittik, orada artık bizim bir çevremiz oluştu. Gerçekten arkadaşlarımız, gerçekten dost denecek sevdiklerimiz oldu hocam orada. O kadar az bir zamanda. Biz isteyen bütün kardeşlerimize, gerçekten bir öğrenciye burs bağlamak istiyorsanız lütfen Altınordu müftülüğümüzle, il müftülüğümüzle iletişime girin. Biz elimizden geldiği kadar size yardımcı olacağız diye de buradan söyleyeyim değerli hocam. Eyvallah. Sizin riyasetinizde. Şöyle söyleyelim. Ordu bütün birimleriyle evet. En üst düzeyden, başta Sayın Valimiz olmak üzere, belediyelerimizle, arama kurtarma ekibimizle, AFAD'ımızla, Diyanet Arama Kurtarma ekibimizle, bütün kurum ve birimleriyle tabiri caizse bu süreçte üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdi. Hocam duvarlarda ne yazdığını gördünüz mü? Evet, yani ordulu kardeşlerimize bu anlamda teşekkür evet, ediyoruz. Rabbim razı olsun. İyi ki varsın ordu yazmışlar evet. Sprey boyalarla o dökük binaların üzerine. Şimdi ordu, siz de gittiniz biz de evet. Gittik ya oralarda gezerken. Herkesin söylediği şu, ordudan mı? Evet, orduya teşekkür ediyoruz. Bütün insanlar bunu dillerine orduyu bir kardeş olarak gördüler. Çünkü ordu her sokakta, her yerde, her köşede, her anda, her zamanda vardı orada. Evet. Bu anlamda ordulu kardeşlerimize bu Ali Cenap davranışları ve eşsiz hoşgörüleri sebebiyle teşekkür ediyoruz. Yani buradan bu teşekkürü. En çok ordulular hak hocam, ediyor. Ne kadar hocam. Gerçekten güzel bir şehirde yaşadığımı, ne kadar güzel insanların içerisinde nefes alıp verdiğimi Adıyaman'a gittiğim zaman anladım. Ordu'da anlamamışım hocam. Gerçekten oraya gittiğim zaman yani nereye baksanız bir ordulu koşturuyordu gerçekten. Hani bunu milliyetçilik olsun diye söylemiyorum. Ülkenin her ili çok güzel. Her ili bizim, ülke bizim, toprak bizim. Elhamdülillah. Böyle bir milletin mensubuyuz ama oraya gittiğim zaman ordulu olmanın ne demek olduğunu oradaki insanların muhabbetinden anladım sevgili hocam. Gerçekten anladım. Evet. Allah herkesten razı olsun. Elhamdülillah. Yani bu anlamda oradaki tabii süreç devam ediyor. Burada yine yardımlar olacaktır. Hep beraber bu yardımları, yaraları sarma noktasında gayret edeceğiz. Buraya gelen kardeşlerimize aynı şekilde. Şu hadisi şerifi de Ramazan ayı sebebiyle hem bu yardımlaşmaya da ışık tutması açısından paylaşmış olalım. Peygamberimiz buyuruyor ki bu ayda kim bir oruçluya iftar ettirirse günahlarının bağışlanmasına, cehennemden kurtulmasına vesile olur, sebep olur. İftar ettirdiği oruçlu da sevabından bir şey kaybetmez. Onun ecrinin bir katı kadar iftar ettirene verilir. Bunu söyleyince Peygamberimizin etrafında bulunanlar dediler ki ya Resulallah hepimizin böyle imkanı yok ki yani biz kendimize zor iftarlık buluyoruz. Yani bunu bu sevaptan biz nasıl nasiplenebiliriz? Peygamberimiz şöyle buyurdu. Allah bu sevabı oruçluyu kuru bir hurma ile bir bardak su ile bile olsa iftar ettiren herkese nasip eder. Herkese verir. Dolayısıyla bu Ramazan ayında yapılan sevapların kat kat katlandığı bereketli bir zaman dilimi. Hı. İşte burada bütün kardeşlerimizin etrafına yeniden baksın. Çünkü sevap kazanmanın yollarını bulsun. Bu rahmetten, bereketten istifade etsin diye özellikle bu hadisi şerifi de burada bir kere daha paylaştırmış olalım. Şunu da söyleyeyim mi hocam? Sevgili hocam, 3 dakikamız var. Tabii ki söyleyin. Ama ben sizden dua rica edeceğim. O zaman sonunda. Şu buyurun. Hadisi şerifi hatırlatalım. Buyurun. Yine Peygamberimiz söylüyor bunu. Bu ayda emri altında çalıştırdığı kimselerin yükünü hafifleten kimseyi Allah bağışlar, cehennem ateşinden de kurtarır. Bunu özellikle değinmek istedim. Şimdi biz Müslüman toplumda yaşayan insanlarız.
Mesela normal zamanlarda kampanya yapıyor esnafımız. Hı hı. Yılbaşı geliyor, indirim yapıyor. Farklı zamanlar geliyor, yaz indirimi yapıyor, kış indirimi yapıyor. Niye kardeşim Ramazan'da indirim yapmazsın, kampanya yapmazsın? Müthiş bir şey söylediniz hocam. Allah razı olsun, buradan da duyurumuz olsun. Veya çok güzel söylediniz. Çalıştırdığımız insanlar var. Bu insanlar oruçlu. Bunların yüklerini hafifletmek sevap işte. Cennetten kurtulma vesilesi bu. Evet. İslam sadece bildiğimiz ibadetlerden ibadet değil. Bak hayatın içerisinden bir şey söyledi. Hazreti Peygamber Ramazan ayında oruçlu olarak çalıştırdığı kimselerin yükünü hafifleten kimse cenneti kazanmaya bir adım yaklaşır. Allah onu cehennem ateşinden kurtarır. Evet hocam. Ağır işlerde çalıştırıyorsak ona göre kolaylık tanıma. Oruçlu değil mi? Veya bu kimsenin ibadetini yapabilmesi noktasında daha fazla bu kolaylığı sağlama noktasında her birimize, işvereninden amirine, yöneticisine varana kadar herkese farklı görevler düşüyor. Rahmetten istifade etmek için. Eyvallah. Bunu da özellikle paylaşmış olayım şu iftar vaktinde. Allah Rabbim razı olsun. Yük olan değil, yük alanlardan eylesin Amin. Bizleri. Allah razı olsun. Hani Peygamberimiz diyor ya, iftar vaktinde yapılan dua makbuldür. Peygamberimizin bize öğrettiği bir dua var. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizkuke eftartu. Allah'ım sana inandım, sana tevekkül ettim, işlerimi sana havale ettim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. Oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şu mübarek Ramazan ayında oruçlarımızı, namazlarımızı, hayır hasenatlarımızı, fitre zekatlarımızı en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ülkemiz, milletimiz zor zamanlardan, ağır imtihanlardan geçiyor. Oruçlunun duası makbuldür diyorsun. Sen vaadinden dönmezsin. Oruçlu ağızlarla sana niyaz ediyoruz. İmtihanımızı kolay eyle, sıkıntılarımızı gider, toprağımıza sükunet ver, gökten yerden gelecek bütün afetlerden, musibetlerden sen yurdumuzu, milletimizi, memleketimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Kardeşlik şuurunu bizlere nasip eyle ya Rabbi. Birbirimize yardımcı olabilecek anlayışı, şuuru nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, oruçlu ağzımızla sana niyaz ediyoruz. Birlik beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hocam Allah razı olsun. Ağızlarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bunca koşuşturmanın arasında yaklaşık 1,5 saatinizi bize ayırdınız. Allah razı olsun. İlminizin zekatı olsun inşallah hocam. Allah razı olsun hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz bütün kardeşlerimize. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hayırlı iftarlarınız olsun inşallah. Sevgili dostlar, Ramazan Bereketi programının ilk akşamki etabının sonuna geldik. Sevgili hocamız Abdullah Söylemez, Altınordu ilçe müftümüz, kıymetli hocamız bizimle beraberdi. Çok güzel anlattı. 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olduk. Bizlere hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek kusurumuza bakmayın. Ben hocamızın söylediği, o son dakikalarda söylediği bir meseleyi arz edip onun peşinden kapatmak istiyorum inşallah. Hocamız dedi ki, bizim memleketimizde yıl sonu indirimi oluyor, yılbaşı indirimi oluyor, değil mi hocam? Yani farklı zamanlarda farklı indirimler oluyor. Öyle zamandayız ki hem bire kat kat sevap verilen bir zamanda hem de şu zamanda muhacir kardeşlerimizin etrafımızda çok sayıda bulunduğu bir zamanda elinizden geliyorsa tabii ki zarar etmeden ama az karla Ramazan indirimleri başlatın. Tüm esnaf kardeşlerimize sevgili hocamızın hatırlatmasıyla biz de inşallah duyurmuş olalım. Lütfen imanınızı şöyle biraz daha tazelemek adına, böyle imkanlarınızı birazcık zorlayarak Allah rızası için, o kardeşlerimiz için, durum olmayan kardeşlerimiz için Allah'ın size bahşetmiş olduğu nimetlerle lütfen Ramazan ayında Ramazan indirimi başlatın. Bence çok güzel olur. İftar vaktidir. Rabbim önünüzdeki nimetleri inşallah bereketli eylesin. Amellerinizi kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin. Dua vaktidir. Önce bizleri, bu yayının size ulaşmasında emeği geçen tüm kardeşlerimizi, TV52 ailesini, sevgili hocamızı lütfen şu mübarek vakitte dualarınızda unutmayın. Bizler size, sizler de bize dua edin inşallah. Akşamlarınız hayırlı olsun. İlk iftarı gösterdiği gibi Rabbim son iftarı görebilip
Ramazan bayramına ulaşabilmeyi de cümlemize nasip eylesin. Haklarınızı helal edin. Yarın akşam Ramazan Bereketi programında TV'lik ekranlarında tekrar bir arada olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.